Devlet Millet İşbirliği protokolü gereği eğitime %100 destek kampanyası kapsamında yaptırılan Yalova Sabri Ekşin Ozlu Bilin Anadolu İmam Hatip Lisesi Külliyesi'nin açılış törenine hoş geldiniz. Valim, değerli konuklar, açılış konuşmalarını yapmak üzere İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Ali Tosun'u arz ediyorum. Bugün çok mutluyuz. Uzun uğraşlar sonucunda İmam Hatip Lisemizin temelini atıyoruz. Bizlere bugünleri nasip eyleyen Yüce Allah'a hamdü senalar olsun. 21 dönüm alanda yapımına başlanan külliye inşaatı 5488 metrekare oturum ve 18271 metrekare kapalı alana sahip. 68 derslik, öğrenci pansiyonları, spor salonu, konferans salonu ve uygulama camisi içeren yaklaşık 50 milyon değerinde bir yatırımı ilimize kazandırmış olacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milletvekilleri Hizmetleri Başkanı ve eski İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Ahmet Yurtman'ı konuşmalarını yapmak için arz ediyorum. 2012-2014 yılları arasında Yalova'ya Milli Eğitim Müdürü yaptığım dönemde bir gün okul aile birliği ve yönetim müdür ve yöneticileri bana geldiler. Ellerinde bir dosya ile dediler ki, müdür bey, bizim okulun hemen yanı başında bizim 1980 darbe öncesinde burada bir cami yapmak üzere temeller attık. Daha sonra bu temellerin üzerine toprak doldurularak burası kapatıldı. Dosya elimizde, siz bunların yeniden buranın cami yapılması için sizin öncülük etmenizi istiyoruz dediler. Biz de bu vesileyle çalışmalara başladık. İstanbul'a bir toplantı için gittiğimizde Feyzullah Kıyıklık abimize orada dedim ki burada böyle bir yerin olduğunu ve 5 dönümün cami için bize tahsil edilmesi noktasında kendilerine yardım istedim. Kendileri de sağ olsun buraya 15 dönüm yer vardı. Biz cami için 5 dönüm isterken kendileri girişimde bulundular ve 15 dönümü buraya İmam Hatip Okulu'na kazandırdılar. Kendilerine, huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Konuşmalarını yapmak üzere Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Cenk Dilberoğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Saygıdeğer valim, saygıdeğer vekillerim, çok değerli bürokratlar, sivil toplum kuruluşumuzun önde gelen yöneticileri, hanımefendiler ve beyefendiler, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugünleri bize gösteren Rabbime hamdü senalar ediyorum. Bir hayal olarak başladı, çok oldu. Arsanın tahsisi, bürokratik engellerin aşılması, ödenekler, projeyle ilgili bir takım zorluklar, arazinin kendine has zorlukları. İşte bugün Rabbim temel atmayı bize nasip ediyor. İnşallah hep beraber açılışını da görmeyi bizlere nasip eder. Ben bu uğurda emeğe geçen başta Yalova Valimiz Tuğba Yılmaz Hanımefendi olmak üzere, Yalova Milletvekilimiz Fikri Demirel, gerçekten büyük emeği olan İstanbul Milletvekilimiz Feyzullah Kıyıklık Beyefendi'ye, tüm Yalova bürokratlarına, bundan önce de görev yapmış olan Yalova valilerimize, vekillerimize hasreten çok teşekkür etmek istiyorum. İnşaatın yüklenicisi firmaya da bir mesajım var. Henüz daha tanışmak nasip olmadı ama inşallah taahhüt ettiği süreden çok daha kısa sürede bu binayı bize teslim eder. Teslim ederken akmayan, kokmayan, dökülmeyen, inşallah açılışına Cumhurbaşkanımızı getirebilirsek kimmiş buranın müteahhiti helal olsun dedirtebilecek bir inşaatı yapmayı ona da nasip etsin Rabbim. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Konuşmalarını yapmak üzere Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Milletvekili Sayın Feyzullah Kıyıklı'yı arz ediyorum. Güzel bir başlangıç. İnşallah kısa zamanda da burası neticelenir ve burayı da açmayı Allah bizlere nasip eder. Ben burada hem emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hem buradaki Ensar Vakfı adına buranın parasını ödeyecek olan kardeşimize teşekkür ediyorum. Ve aslında ismini koyduğumuz şahsa da Allah razı olsun diyorum. Çünkü Ensar Vakfı'na çok büyük yardımlarda bulunmuştu.
Ben aslında hepinize teşekkür ediyorum. Soğuk bir havada geldiniz. Yalnız ben yıllarca biraz müteahhitlerle uğraştığım için belediye başkanlığım döneminde uzun bir müddet millet kovuncaya kadar 15 yıl belediye başkanlığı yaptım. Sayın müteahhitimizden bir istirhamım var. Burası 20 bin metrekareye yakın kapalı alan. Bizde usul şuydu, 15 bin metrekareye kadar yapılacak yerler 4 ay 15 günde yapılır. 20 bin metrekareye kadar yapılanlar 5 ayda yapılır. Ondan sonra da 6, 7, en sonunda 7 aydı. Bize acaba bunlardan hangisini seçecekse, şimdiden söylerse çok memnun olurum. Epeydir zaten temellerde geldiği için belki 4 ay diyebilir, bilmiyorum. Sayın delikanlı, siz yaşlı bir gençsiniz. Delikanlı bir adamsınız. Bize bunu en kısa ne kadar zaman? Hayır, zaman çok önemli. İstersen beni amele olarak al, ben size ne kadar zamanda yapacağımı söyleyeyim. Bir zaman söylerseniz çok memnun olacağım. Yani 5 ay. 5 ay demektir o zaman. İnşallah. Yo, cidden söylüyorum, zor bir şey değil arkadaşlar. Biz her şeyi çok geç yapıyoruz. Ve bazen de yaptığımız şeyi çok büyük beceri olarak görüyoruz. Ben bu işlerle çok uğraştığım için söylüyorum. Bu Japon denen adamlar, arkadaşlar, koskoca bir yonca yaprağı kavşağı, köprülü kavşağı 72 saatte biz yanında durduk, bekledik, yaptı ve teslim ettiler. 72 saat. Onun için bunlar zor şeyler değil. 5 ay çok uzun bir zaman inşallah. Allah razı olsun şimdiden. Size de hayırlı olsun. Hepinize çok teşekkür ederim. Konuşmalarını yapmak üzere Adalet ve Kalkınma Partisi Yalova Milletvekili Sayın Fikri Demirel'e arz ediyor. Biz eğer dünyevi ve uhrevi ilim, bilim ve bilgiyle yetiştireceğimiz gençleri yetiştirebilirsek o zaman Türkiye ilelebet payidar olacaktır. Yalova Valimiz Sayın Tuğba Yılmaz'ı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye teşriflerini arz ederim. Son 15 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde eğitim konusunda çok ciddi yatırımlar yapıldı, ciddi adımlar atıldı. Derslik sayısı 2'nin üzerine katlandı. Öğretmen sayısında şu anda çok ciddi rakamlara ulaşıldı. Nitelik ve nicelik açısından iyileştirmeler sağlandı. Yalova ilimizde eğitim altyapısı noktasında gayet iyi bir noktada. İnşallah bu projeyle daha da iyi olacak. Projenin başından sonuna kadarki süreçte emeği olan herkese kutluyorum. İnşallah açılışında da bir arada bulunmak dileğiyle hepinize saygılar sunuyorum. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allah'ım sana sonsuz hamd, Peygamberimiz Efendimiz'e de salatu selam olsun. Ya Rabbi, şu anda ellerimizi ve gönüllerimizi sana açtık. Yalnızca dualarımızın kabulü için yalvarıyoruz. Bizleri huzurundan boş çevirme ya Rabbi. Toplanmamıza vesile olan bu temel atma törenini hepimiz hakkında hayırlı uğurlu eyle. Bu eseri en kısa zamanda bitirmeyi, açılışını görmeyi de nasip eyle. Bu okulumuzda ve bütün okullarımızda hayırlı, verimli, başarılı eğitimler yapmayı lütfeyle. Verdiğimiz eğitimlerle hayırlı, ahlaklı, çalışkan, başarılı, devletine, milletine, bayrağına saygılı, hayırlı nesiller yetiştirmeye bizleri muvaffak eyle ya Rabbi. Bu eserin yapımını düşünen, kararını veren, bu seviyeye getiren bütün hayırseverlerin amel defterlerini kıyamete kadar açık eyle ya Rabbi. Daha nice hayırlı hizmetler yapmaya kendilerini ve bizleri muvaffak eyle. Dünya ve ahiretlerini de mamur eyle ya Rabbi. Bugün burada olduğu gibi daha nice mutlu vesilelerle
tekrar tekrar buluşmayı bizlere lütfeyle. Dualarımızın kabulü, günahlarımızın affı için, bu törenin hayırlara vesile olması için, hasreten Allah rızası için El-Fatiha. Thank you.